Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 16. hafta videolarına başlıyoruz. Evet burada test çözümleri var arkadaşlar. Dörtgenler bitti. Dörtgenler bittikten sonra bir 7 testle karşılaşacaksınız. Bu testler son 10 yılın ÖSYM soruları benzeridir. Çözmeniz şiddetle tavsiye edilir. Tabii ki öncelikle siz çözeceksiniz. Bunlar bittikten sonra bir de bu haftayı nasıl değerlendireceksiniz? Herhangi bir kaynaktan bir dörtgen tekrarı yaparak dörtgenlerin sorularını çözerek tekrarınızı da bu şekilde iyi bir şekilde yapacaksınız. Kitabın arkasında dörtgen tekrarı 2 hafta diye gözüküyor ama ben bunu e, biliyorsunuz bazı aceleci arkadaşlar var video da şey diye devam ederim. E, bir hafta olacak şekilde dörtgen, dörtgen tekrar bir hafta olacak şekilde devam ederim. E, siz ister size bırakıyorum İster iki hafta yapın tekrarı ister bir hafta yapın bir haftada bitirebiliyorsunuz çok çok güzel olur bitiremiyorsanız da çok sıkıntı değil iki haftada bitirip ondan sonra çember konusuna geçersiniz neyse biz şimdi işimize bakalım. Önümüze bakalım. Ne yapıyoruz? Bu videoda arkadaşlar dörtgenlerin sonundaki test 1'in çözümünü yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Test 1'de bir birinci soruyla başlıyoruz. Düzgün altıgen biçimdeki fayanslarla kaplanmış bir zemin üzerine koyu renkle gösterilen şekildeki süsleme yapılmıştır. Her bir altıgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre bu süslemenin kapladığı alan nedir? Altıgende hatırlarsanız arkadaşlar ben şöyle bir şey vermiştim size. Burada daha, daha kolayı sorulmuş gerçi ama Şurada hocam burası A iken burası ne demiştik? 2A demiştik. Burası ne oluyordu? 3A oluyordu. E yani bu simetri ekseni olduğundan dolayı burası 3A'ysa öbür tarafı da 3A oluyor. E buraya bakacak olursanız neler var zaten arkadaşlar? Hep altıgenin simetri eksenlerinden oluşan alanlar var. E her bir alan 2 birim kare olduğuna göre bu altıgenin yarısı burası 1, burası 1, burası 1, burası 1 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. E, o zaman bu 1'leri sayacağız arkadaşlar. Zaten şurada şurası da 1 şunların hepsi de 1 diye yazacak olursak ve bunları sayacak olursak şurada kaç var? 4. 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 6 tane var. Yani 4 çarpı 6 artı bir de burada da 6 tane bölme var arkadaşlar. Her birinin alanda 1 olduğuna göre 6 çarpı 1 24 artı 6'tan cevabımız kaç yaptı? 30 yaptı. Evet birinci soruyu böylelikle kolay bir soruydu. Ne bulduk? CH'n bulduk. Geldik ikinci soruya. Merkezi etrafında saatin dönme yönünde 240 derece döndürülen yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri başlangıçtaki görünümüyle aynıdır diye soruluyor. Saatin dönme yönünde şey yapıyoruz ya burası merkezi mi? Altıgenin merkezi burası. Hocam altıgenin merkezi burası. Altıgen neydi? Altı tane eşkenar üçgenden mi oluyordu? Ya da şu üçgenleri çizecek olursak altı tane eş üçgen var. 366'ya böldüğümüz zaman burada kaç 60 derece mi yapıyor? Evet. 240 derece döndüreceğim. Sen 240'ı 240'ı 60'a böldüğün zaman kaç yapıyor? 60'a böldüğün zaman 4 yapıyor. Hocam, sen bunu saat dönme yönünde döndürdüğün zaman bu 60 derece döndürdüğünde 4 tane 60 derece döndürdüğünde hocam bu nokta buraya denk geliyor. Bak 1 2 3 4. Bu nokta buraya denk geliyor. Atıyorum şuradaki nokta buraya denk geliyor. Yani herhangi bir nokta herhangi şuradaki bölgeye gelmiyor, dışarıya gelmiyor. O zaman ben bunu 240 60'ın herhangi bir katı olduğu için Köşeler hep köşelere denk gelmek zorunda. Ve döndürme yaptığım zaman aynı şekilde elde edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Güzel bir soru. Bak kolay bir soru aynı zamanda. Gerçekten güzel bir soru da. Düzgün sekizgen. Sekizgene baktığımız zaman arkadaşlar. Burada kaç, kaç derece? 360 bölü kaç arkadaşlar? 8'den burada kaçı? 45 derece. E 240'ı 45'e böldüğümüz zaman. 45'e böldüğümüz zaman tam olarak bölünüyor mu arkadaşlar? Tam olarak bölünmüyor. O yüzden sen bunu mesela döndürdüğün zaman hatta 240 böyle 45'e böleyim ben. Nerede olduğunu da tam da söyleyeyim size. Bu 5 defa desek 6 defa desek olmuyor. 5 kere 5 25. 5 kere 4 20. 225 yaptı. Yani 5 tane tur gidiyor. 1 2 3 4 5. 5.5 Yani şuradaki köşe buraya denk geliyor. O zaman aynı şekli elde edebiliyor muyuz arkadaşlar? Edemiyoruz. Hatta buradaki 5. dönecek tam 6. da şöyle bir dönüş yapacak. Dönüşümüz daire şeklinde olacak ya. Şu dairenin üzerinde olacak tabi buradaki noktalar arkadaşlar. Şöyle. Neyse anladınız siz olayı. O dönüş kırmızı buraya denk geldi. Mavi de şu, tam şuraya bir yere denk geldi arkadaşlar. Bu oluyor mu? Olmuyor. Evet altıgen oldu. Sekizgen oldu mu? Olmadı. Dokuzgene bakalım. 360 bölü 9 değil mi arkadaşlar? Çünkü dokuzgeni de üçgenlere parçalayacak olursak hocam şu, şu 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 üçgenlere bakacak olursak şöyle 360 bölü 9 kaç yapıyor? 40 yapıyor. E o zaman burada kaçı 40 derece? Şuradaki noktanın nereye gittiği önemli değil mi? Evet 360'ı sen 40'a böldüğün zaman 9. Hocam 9 defa döldür. Yok. 360'ı 4 kere 9 36. 360'ı bir saniye. 9 gen olduğu için 360 bölü 49. 40, 360 40'a bölünüyor mu arkadaşlar? Bir dakika. 360 bölü 9. Ay. 360 bölü 9'dan buraya 40 mu bulduk arkadaşlar? Evet. Burada kaçı 40 derece? ben döndürme açısı kaç derece? 240. Niye? 360'ı bölüyorsam burada anlamadım. 240'ı neye böleceğiz arkadaşlar? 40'a böleceğiz. 240'ı 40'a böldüğüm zaman da 6 mı çıkıyor? Evet. Bu kırmızı nokta nereye geliyor? 6. noktaya geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya da şu mavi nokta nereye denk geliyor arkadaşlar? Tam şuraya denk geliyor. Döndürdüğümüzde de aynı şekilde elde edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. O zaman cevabımız gen ve 9 dokuzgen olacaktır. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruya lütfen dikkat edin. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? 1 ve 3 yaptığı aynı koruma denk geliyor arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Evet şöyle bir katlama verilmiş. Katlama verildiğinde ne yapıyoruz? Bir kere eski haline geri açıyoruz arkadaşlar şekli. Eski haline şöyle bir geri açtık. Açtığımız zaman arkadaşlar şu uzunluk 9'muş. Kenar uzunlukları 9 ve 12'ymiş. Sen bunu böyle katladığın zaman üst binen kenarlar birbirine eşit. Bu arada 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeni. Hocam burası 12 mi? Evet. Burası 9 mu? Aynen öyle. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı hatta maviyle gösterip Şurası da kaç olacak? 12 olacak. E 9, 12, 15 buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. Aynı şekilde aynı katlamadan dolayı hocam burası da 12 olduğundan dolayı üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani burası da 12 olacak. E 12 tamamı 15 olduğundan buraya da 3 mu kaldı arkadaşım? Evet. Bizden ne isteniyor? A üstü ve C üstü arasındaki uzaklık isteniyor. Bak burası 3. Burası da 3. Tamamı 12 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı o zaman arkadaşlar? A üstü C uzunluğuna. Bakın dikkat edin. Şu uzunluk kaç kalıyor arkadaşlar? Şurası 12 olduğundan burası 3 ise buraya da 9 birim mi kaldı? Evet cevabımız böylelikle 9 yaptı. Sadece üst üste binen kenarların birbirine eşitliğiyle çıktı. Soru çıkmasaydı bir daha ne yapacaktık? Üst üste binen açılara bakacaktık arkadaşlar. Evet 3. soruyu böylelikle açay bulduk arkadaşım. Geldik 4. soruya. ABCD dikdörtgen demiş. ADK ve CLB, CLB birer eşkenar üçgen. Evet ADK arkadaşlar şu bir eşkenar üçgenmiş. Bu da bir eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgense ne yapıyoruz? Kenarların eşitlerini yazıyoruz. Şu eşitleri yazdık. Hocam dikdörtgenden dolayı karşılıklı kenarlar eşit. Bu da eşitse bu da eşkenar üçgenden şöyle yazdık. Tabi açıları da yazalım. 60 60 60. Ee, ondan sonra cema burası da 60 60 60 mı? Evet. Sonra alan e, F, K, L şu alan bölü alan ABCD nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Buradaki nokta ilgili herhangi bir şey denmiş mi denmemiş ama 60 90 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. Bak burası da 30 oldu. Ha 30'a 30 x kenar. Aynı şekilde 90 ise 60 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. E, sonra buraya da 30 kaldı. Bu da eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. 30 30 60 buraya kaç derece kaldı? 120. E aynı mantıktan dolayı 60 90 ise burası da 30 oldu. E o zaman burası da 30'dan. Şurası da eşit. Burası, burası da 30'dan. Burası da 30'dan. Burası da eşit oldu mu? Oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Alan EFKL'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz farklı farklı şekilde bulabilirsiniz. Hocam ben şunu şöyle çizerim. İki tane üçgenin alanından gidebilirim diyebilirsiniz. Hani buraya bir oran isteniliyor ya. Şuraya 2 diyelim mesela. Niye? Çünkü 2, 2, 2 kök 3. E, tam sayıyla uğraşmak için 2 dedim. 1 diyebilirsiniz de. Hocam 2 tane üçgenin alanı dersiniz. Bu üçgenle bu üçgenin alanı dersiniz. Ondan sonra buraya 2 dedik ya. Burası da 2 2 iken burası da 2 köküç oldu. Aynı şekilde burası da 2 köküç oldu. Dikdörtgenin alanına da ulaşırsınız. Ya da hocam ben burada karşıma ne çıktı? Eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgenin alanından da gidebilirim diyebilirsiniz. Ne yaparsınız? Hocam şu köşegeni çizeriz. Bu köşegeni çizeriz. Köşegenler çarpımının yarısı değil mi? Evet. Köşegenler dik kesiyor. Aynı zamanda açı ortaya. 60, -60. E burası da 30 oldu mu? Oldu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 çıktı. E burası da kök 3 mü oldu? Evet. Burası da kök 3. Burası da 1 mi oldu? Aynen öyle. İsterseniz dik üçgenlerin alanlarından gidebilirsiniz ya da köşegenler çarpımının yarısından gidebilirsiniz. Hocam bir köşegen 2 diğer köşegen 2 kök 3. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eşkenar dörtgenin alanı yaptı. Bölü alan ABCD'de 2 çarpı 4 kök 3 değil mi? 2 çarpı 4 kök 3'e eşittir arkadaşlar. Kök 3'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Bölü 2'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Bölü 2'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Burada ne kaldı o zaman? 1 bölü 4 kaldı arkadaşlar. Yani cevabımız 4. soruda balık kesir yaptı. Geldik 5. soruya. Evet. Dik yamuk falan filan denmiş arkadaşlar burada. E, hangisi dik yamuk? B, C, D, E. B, C, D, E. Dik yamuksa arkadaşlar o zaman burası 90 derece midir? Evet. Şimdi ne var burada? Özel bir durum var aslında. Açı ortay. Dik yamuk olmasına rağmen üçgen. Hemen dikkatimizi çeken şey üçgen. Hocam hem açı ortay hem yükseklik. Aklımıza ne geldi? Evet. İkiz kenar geldi. Açı ortay ve yükseklik bu ya. Bunların kollarında böyle ikiz kenara hata Yani şu şekilde ikiz kenar üçgen yaptık arkadaşlar. E, ikiz kenar üçgen yapınca hocam burası da 11 burası da 11 olmak zorunda. E o zaman 6'sı buradaysa buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Sonra Dikkat edin arkadaşlar. Burada ne var? Ee, burada şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam burada benzerlik var. 5'e 6 oran var. 5'e 6 oran. Ya da direkt e, arkadaşlar şurada 5 bölü 6 5 bölü 6 ya. Direkt burası 5 bölü 2 çıkıyor aslında. Ama şuraya A deyip de işlem yapabilirsiniz. Hocam 5'in 6'ya oranı A'nın 3'e oranına eşit. Şöyle temel orantıdan dolayı şu temel orantıdan dolayı. Şöyle göstereyim. 5 bölü 6 A bölü 3'e eşittir değil mi? Ya da Hocam alttaki 3 ise 5'teki de 5 bölü 2 diyebiliriz. Neyse A'yı buradan ne bulduk? 5 bölü 2 bulduk. A 5 bölü 2 ise Pisagor'dan x'i buluruz. Ama gerek yok Pisagor'a niye? 90'ın karşısı 5 iken hangi açının karşısı 5 bölü 2'dir? 30. E o zaman burası 60. 30'un karşısı 5 bölü 2 ise bu x de ne yapmak zorunda? 5 bölü 2'nin kök 3 katı yapmak zorunda. Yani cevabımız böylelikle C han çıktı. 5 bölü 2'nin kök 3 katı. Geldik 6'ya. Şekil 1'deki ABCD karesi biçimindeki karton LK doğrusu boyunca kesilip küçük parça atıldığında Kartonun alanı 1 bölü 6 oranında azalıp çevresi de 6 santimetre azalmaktadır. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM bu soruda bu tür soruları seviyor. Hem böyle alansal hem de çevresel bir soru sormuşum burada. Bu soruya lütfen dikkat edin. Şimdi ben bu parçayı attığım zaman alan ne kadar azalıyormuş? 6'da 1 azalıyormuş. Yani bunun alanı A iken tüm alan kaç A olacak o zaman? 6 A olacak. E burada oranlama var. Hadi alanı dağıtalım. Alanı dağıttığımız zaman hocam çift çizdiği kalan A ise çift çizdiği kalan nedir? A'dır. E tüm alan 6A bunu biliyoruz. E şurada da şu köşegen çizecek olursam köşegen çizmek bu tür sorularda gerçekten çok önemli. Çünkü alanı iki eşit parçaya bölüyor. E tüm alan 6A ise bunlar da 3A 3A olacağından dolayı buraya da A kaldı. E burada bir alan oranlaması yine çıktı ve ben KB ve AK uzunluğunu oranlamayı artık bulabilirim. Niye? Çünkü bakın buraya bakacak olursanız hocam A alanı burada 2 A alanı burada. Burada 1'e 2 oranı olacak. Yani burası K iken burası ne olacak? 2 K olacak. Yalnız böyle yazınca K 2 K yazınca burası 3 K burası da 3 K. 3 K bölü 2 ile uğraşmış olacağım. Bununla uğraşacağım ama ben şöyle desem daha sağlıklı olur. Buraya 2 K buraya 4 K dersem toplamda burası 6 K. E burası da 6 K. Bunlar da 3 K 3 K oldu. E o zaman 3 4 5 üçgeninden burası da 5 K çıktı. Yani şurası 5 K oldu. Burası 3 K oldu. Burası 6K, burası da 6K. Buraya da Kenan Bey uzunluğu da 2K'ya eşit oldu. Evet. Şimdi çevresindeki azalmanın da 6 santimetre olduğunu bulalım. Bunun çevresi çevresinde normalde 24A, 24K, 24K'dan neyi çıkartacağım? 6, 12, 15, 20, 22K mı? 6, 12, 15, 20, 22K'yı çıkartacağım. 22K'yı çıkarttığım zaman bu azalmaya eşit olacakmış. Bu azalma da 6'ya eşit olacakmış. E buradan ne geldi arkadaşlar? 2K eşittir 6'ya mı eşit oldu? Evet. E zaten bizden ne isteniyor? X isteniyor. X de zaten 2K. Yani cevabımız böylelikle 6 yaptı arkadaşlar. 6. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 7. soruya. ABCD paralel kenar CF uzunluğu 5, CD uzunluğu 10 ve EB'nin uzunluğu 8 olarak verilmiş. Arkadaşlar 10 sağ burası da nedir? Burası da 11'imdir. 8, 10, 6, 8, 10 üçgenden burası da 6 çıktı mı? Çıktı. Yukarıdaki düzlemsel şekilde ABCli paralel B köşesi EF doğrusunun üzerindedir. Yani bu doğrusal diyor bize. ABC köşelerinden EF doğrusuna eğilen dikmelerin ayakları sırasıyla E ve F noktalarıdır demiş. Buna göre D noktasının EF doğrusuna olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bizden şu uzunluk isteniyor arkadaşlar. Bu uzunluğu bulacağız. Şimdi arkadaşlar bakın ÖSYM öyle güzel bir soru sormuş ki formülü bilen formülü yapsın formülü bilmeyen de formülsüz yapabilsin diye öyle bir soru sormuş. Neydi? Hatırlayın şöyle bir paralel kenar olduğunda dışarıda bir doğru olduğunda dışarıdaki doğruya böyle çizilen paraleller toplamları ne oluyordu arkadaşlar? Paralellerle ilgili bir formülümüz vardı. Bu paralel dememiş de ne demiş bu soruda? Buraları 90'ar derece demiş. E, 90'ar derece olması paralel olduğu anlamına geliyor. Yani burası A, burası B, burası C, burası D ise neydi arkadaşlar özellik? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları A artı D neye eşitti? B artı C'ye eşitti. B artı C'ye eşittir. Yani şu karşı köşelerden çizilen uzunluklar toplamına eşitti. E burada da dışarıda aslında tam B köşesinden geçmiş. Dışarıda sayılır. Buraya x diyecek olursak bizden x isteniyor. Hocam 6 artı 5 birinci yol olarak böyle çözebilirsiniz. Yani birinci yol ne diyoruz arkadaşlar? 6 artı 5 eşittir. Bu D köşesinden çizilen x, B köşesinden çizilen 0. x artı 0'a eşittir. Ve x'i de buradan ne bulursunuz? 11 bulursunuz. Formülcü zihniyetler böyle yapabilir. Peki formülsüz yapacak olursak. E hocam ne yapacağız? E hocam şuraya bakacak olursak bizden bu isteniyor değil mi? Şimdi şuraya bakacak olursak ne yapabiliriz? Hocam şuradaki dik yamuğa yoğunlaşabilirsiniz. Ya da şuradaki dik yamuğa yoğunlaşabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuraya yoğunlaştım diyeyim. Şuradaki dik yamuğa yoğunlaştım. Siz dik yamuk gördüğünüz zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Dikdörtgen dörtgen Altı 6 var 8 var x isteniyor bizden. Hadi bakalım dik dörtgene yoğunlaşalım. Şuradan bir tane dik çizelim dikdörtgen oluşturduğum zaman hocam 8 ise yok tamam 8 pardon 6 ise buraya kadar olan kısmı 6 yaptı buraya ne kaldı o zaman x eksi -6. 6 mı kaldı evet e başka ne yapacağız burada hocam burada dikkat ederseniz şöyle bir dik üçgen oluştu paraya kenarın şu kenarıyla alakalı paraya kenarın bu kenarıyla alakalı burada da bir şey var dikkat edin ben buradaki 6'yı falan kullanmış oldum niye şuradaki dik yamukta şuradan dik çizerek bunu kullandım şu üçgene artık yoğunlaşmayayım isterseniz şu üçgende bir şeyler var mı diye bakmak lazım. Şu üçgende e, bu üçgenler birbirine acaba benzer mi? Benzer arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın şuraya bir alfa dersem dikkat edin. Şununla şu paralel mi? Paralel. Sonra hocam şununla da şu paralel mi? Paralel. E hocam e, bir okla çift çizgi ok arasındaki açı alfaysa bir okla çift çizgi arasındaki ok açı yine alfa mıdır? Evet. E bunu mesela anlayamadık. Şunlar paralel ya. Şöyle z yok. Şöyle uzatabilirsiniz. Şöyle Z'den dolayı alfa. E bununla da bu paralel olduğundan şöyle Z'den dolayı burası da alfa çıkıyor arkadaşlar. Oradan da şey yapabilirsiniz. Evet alfa ise alfa. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası beta. Bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısında gider eşit olduğundan dolayı eş oldu. Beta'nın karşısı 5 ise o zaman beta'nın karşısı 5'tir. X, e, toplamda x durumunu isteniyor bizden. Hadi buraya x6 demeyelim. X, x 6 demeyelim. Şurası 6'ydı. Beta'nın karşısı 5 iken beta'nın karşısı burası da 5'tir. X durumunu da gerçekten ne oldu? 6 artı 5'e eşit olmuş oldu. Yani sen bunu formülle de yapabilirsin. Formülsü de yapabilirsin. ÖSYM öyle bir soru sormuş arkadaşlar. Dikkat edin. Tamam. Yani formülü bilsen de üçgen bilgisiyle de çıkartabileceğin durumlar gelebiliyor. Evet geldik 8. soruya. Bu arada cevabımız C an çıktı 7. soruda. 8. soruya geldik. Bir düzgün beşgende bir köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğunun oranı 1 artı kök 5 bölü 2 olarak verilmiş. Hmm. Köşegenin kenara oranı verilmiş. 1 artı kök 5 bölü 2. Arkadaşlar burası altın verilmiş? Evet düzgün beşgende. Bakın ben de konu anlatımında da böyle bir soru var mıydı? Buna benzer bir soru vardı ama ben orada benzerlikten bulmuştum. Adam burada köşegenin kenara oran kenara oranını direkt 1 artı kök 5 bölü 2 diye vermiş. Altın oran. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Açıları yazalım başka bir şey yapamıyoruz. Hocam bir dış açı 72 derece iç açı 108 derece artık bunu iyice öğrendik. Hocam bu iç açısı 108 derece ise bunlar kaç kaç yaptı? 36 36 yaptı mı? Yaptı. Hatta farklı kalemle yazayım arkadaşlar. 36 36 yaptı buradaki açılar. Hocam burası 108 olduğundan buraya kaç kaldı? 72. 108 ise bunlar da 36 36 yaptı. E hocam 36, 36. Burası 72 yaptı. Burası da 72 yaptı. 36, 72 ise burası da 72 yaptı. Aa! ikizkenar kenar çıktı. 72, 72. 6 ise burası da 6 oldu. Adam sana bir şey demiş. Köşegen uzunluğunun kenar uzunluğunun oranı. Köşegen uzunluğu 6 artı x bulduk mu? Bulduk. 6 artı x'in kenara olan uzunluğu 6'ya oranı ne verilmiş? 1 artı kök 5 bölü 2'ye eşit verilmiş. Bitti. Şunlar sadeleşince 3 kaldı. 6 artı x eşittir. 3 artı 3 kök 5 yaptı. Buradan 6'yı öbür tarafa atınca 3 kök 5 artı 3'ten 6 çıkınca e, 3 eksi 6 eksi 3 mi yaptı? Evet x de buradan 3 kök 5 eksi 3'e eşit oldu. Bizim sorduğumuz soruda yaptığımız soruda benzerlikten çıkartmıştık arkadaşlar bunu. Benzerlikte ama çarpanlara ayırma yıpratmıştı. Bak o yıpratmayı burada adam engellemiş sana bir oran vermiş burada. Gördünüz mü? ÖSYM böyle de hafifletebiliyor. Yani çarpanlar ayırmayı geometride yapma. Git matematikte yap demiş şey mesela burada. Hani ben öyle düşündüm şu anda daha doğrusu. Evet 8. soru güzel bir soru. 3 kök 5 eksi 3 çıktı ve cevabımız akçay çıktı. Geldik 9. soruya. Şimdi ABCD yamuk. açıortaylık var. Aman Allah'ım. Hem paralel karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açıortaylık ortaylık gördüğüm zaman Z'ye dikkat edelim ben. Aha da burası çizgi. E x kenar çıktı mı çıktı. Bu arada CE açı ortay demiş, 50 derece demiş. X kaç derece diye sorulmuş. Kolay bir soruymuş. 50 ise hocam burada bir ikiz kenarlık çıktığını çıktı. Tefa açısı 50 ile 180'den 50 çıkart. 132 hemen 65, 65 çıktı. Ondan sonra CE ile DA'yı birbirine paralel vermiş. Bunları bu, kullanacağım demek ki. Hocam o zaman yöndeşitten dolayı 65 ise burada kaçta 65 derecedir. E, X ile 65'in toplamı da kaç yapmak zorunda arkadaşlar? 180 yapmak zorunda. Çünkü yamuk olduğundan dolayı şunlar birbirine paralel ya. U kuralından dolayı toplamları 180 yapacak. X de böylelikle kaç çıkar arkadaşlar? 115 derece olarak bulunur. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 10. soruya. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt EF doğrusu boyunca katlandığında DF ve BC şekil 2'deki gibi dik kesiyor. Evet şurası dik. Arkadaşlar bir öncelikle ne yapıyoruz? Hop eski haline geri getiriyoruz şekli. Eski haline geri getiriyoruz. Katlamayı gördüğümüz zaman arkadaşlar. Getirdik mi? Getirdik. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. İşte şu parçayla şu parça birbirine eşit. Sonra e, hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak falan filan. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bu arada bu 90'ı vermişse burada bir şey var bir şey arayacaksınız. Hocam burası 90'sa ben bu katlamayı açtığım için burası 90 burası 90 değil mi? Evet 90 90 90 ise burası da 90 oldu. Hocam üst üste binen açılar da burada birbirine eşit olacağından buradaki açılar 45'er derece mi geldi? Aynen öyle. Aa ne oldu? 45 90 45 üçgen çıktı arkadaşlar burada. Katlama işleminden sonra elde edilen alan 32 birim kare azaldığına göre. Arkadaşlar önceden alan tamamıydı. Şimdi alan ne oldu? Hocam alan şu alan artı bu alan artı bu alan. Dikkat ederseniz azalma nerede var arkadaşlar? Kağıtta iki kağıt üst üste nerede binmiş? Burada binmiş arkadaşlar. Bunu iki defa üst üste binmiş. Bunu tek sayıyoruz burada arkadaşlar. Bak kağıdın yüzeyine bakarken bir bu alan zaten bu alan öbür kağıtta da var. Bu alanda var ama üst üste binen kenar burası. Bu kağıt burada üst üste iki kat yaptı. Biz buradaki alanı hesaplarken şu artı şu artı şu diye hesaplıyoruz ama burada iki tane üçgen var aslında. Bize azalan alan derken elde edilen alan 32 bin kare azalan dediğine göre Şuradaki üçgenin alanı 32 demek istiyor arkadaşlar. E ben buraya bir a a diyecek olursam. A çarpı A bölü 2 eşittir. 32 mi demektir arkadaşlar bu? Evet. A kare eşittir. 64 yaptığından A'yı da kaç bulduk? 8 bulduk. E, a 8'si arkadaşlar. E burası da 90 derece olduğundan. 90, 90, 90. Burası da 90. Dikdörtgen oldu. A 8'si. Burası da 8 mi yaptı? Cevabımız böylelikle 8. Yani 10. soru Denizli oldu. Bu da gerçekten çok güzel bir soru. Böyle katlama sorularında azalan alan demek üst üste binen iki yer varsa işte orası azalıyor demek. Sen oradaki iki alanı bir alan gibi sayıyorsun demek. Burada azal alan işte burası arkadaşlar. İkiz kenar üçgen çıktı. A çarpı A bölü 2'den sonuca ulaştık arkadaşlar. Yani 10. soru denizli oldu. Geldik 11. soruya. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sorunun aynısı ÖSYM kare şeklinde olanını sordu. Ben bunu eşkenar dörtgene çevirip öyle size soruyorum. Hatta bir sonraki testte de kare sorusunu farklı bir versiyonunda yazdım arkadaşlar. ÖSYM bu tür soruları sevdiği için farklı versiyonlarla karşınıza da geldim. Bu iki soruya lütfen dikkat edin. Tabi öbür soruyu bir sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Okuyalım soruyu ne diyor? Bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare. E tabi kareyi kare sorusunu değiştirdik ya burada kare diye kalmış. Aslında bu ne olacak arkadaşlar? Eşkenar dörtgen olacak. Tamam mı? Sorun devamında da anlayabiliyorsunuz zaten. Önemli değil çok fazla. Evet. Bir kenar uzunluğu x birim olan eşkenar dörtgen. Evet. Bir kenar uzunluğu x birim olsun bakalım. Şurası x birim. Burası da x birim. Ee, eşkenar dörtgen. Beşi eş. Toplam alttan eşkenar dörtgen ayrılıyor. Bak. 1 2 3 4 beşi eş. Bu da bir eşkenar dörtgenmiş. Toplam alttan eşkenar dörtgene ayrılmış. Ve büyüğü de e1 olarak isimlendirilmiş. Tamam. Daha sonra diyor E1 eşkenar dörtgeni de benzer biçimde ayrılıp E2 eşkenar dörtgeni elde ediliyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tanesi eş 6 tane eşkenar dörtgeni ayrılıp E2'yi elde ettim? Evet. Sonra diyor E2 eşkenar dörtgeni de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen E3 eşkenar dörtgeni. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da benzer bir şekilde eşkenar dörtgenlere ayıralım arkadaşlar şöyle. 5'e eş yani şuralarda şöyle 2 tane olacak? 2'şer tane. Şöyle yaptığım zaman arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'e eş. Bu da eşkenar dörtgen olacak. Bu en son ki oluşturduğum şey de E3 mi olacak arkadaşlar? Evet. Bunu da ayırdık. Aynı işlemi uyguladık ve e 3e elde ettik. E3 eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 16'ymış. Dikkat. Hocam burası 16. Burası 16. Hocam burası da 16. O zaman bunlar kaç kaç yaptı? 8, 8 yaptı. E, bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 8 ise 8, 8, 8. Yani burası da 8 yaptı. Toplamda burası kaç yaptı? 24 yaptı. Aa burası 24 ise hocam bunun bir, e, tamamı 24. O zaman bunlar 12 12 mi yaptı? Evet bu sefer bir kenarı 12 birim olan bir eşkenar dörtgen elde ettim. O zaman burası da 12 burası da 12. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 36 mı yaptı arkadaşlar? Evet. E madem burası 36 oldu. 36 ise bunların bir kenarı 18'ler birim mi oldu? Aynen öyle. E o zaman burası 18 18 ise burası da 18 oldu. Toplamda burası. Toplamda kaç yaptı? 18, 18, 18. 54 mi yaptı? 3 tane 18'den dolayı evet. Zaten bizden de x isteniyor cevabımız. Böylelikle 54 yaptı. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Dediğim gibi buna dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir soru. Ee, çok hoş bir soru. ÖSM böyle örüntülü soruları soruyor. Eşkenar dörtgene çevirdim. Bir sonraki testteki ilk soruya da lütfen yine dikkat edin. Yine o şekilde de bir örüntü gelebilir. Ee, eşkenar dörtgene çevirdim ben kareyi. Bir de farklı bir şekilde de burada kareye çevirdim. Kare sorusunu yine bir örüntü sorusuna çevirdim. Benzer bir soru. Hatta bu soruyu ilk siz uğraşın arkadaşlar. Çok faydasını görürsünüz. Zaten siz çözüp öyle geliyorsunuz buraya testi ama güzel bir şekilde uğraşmanızı tavsiye ediyoruz. Neyse böylelikle arkadaşlar bu testi bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.